İstanbul'un dikili taşlarından Justinian Sütunu. Justinian Sütunu günümüze ulaşmamıştır. Ayasofya ve Büyük Saray arasında kalan sütun 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından yıkılıncaya kadar ayakta kalabilmişti. Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus'un savaş başarıları onuruna 543 yılında dikilmişti. 230 metre boyunda devasa bir sütundu bu. Tepesinde ise şu an fotoğrafta gördüğünüz Fransız bir el yazmasındaki Orta Çağ illüstrasyonundaki bir at ve üstünde bir kral ve elinde bir top görünüyor. Justinianus'un bu sütunu Ayasofya'nın kubbesinden daha uzundu ve çok uzaklardan görülebiliyordu. Sütunun altında çok geniş merdivenler vardı. Bunu söylerken aklıma şöyle bir şey geldi. Sultanahmet Meydanı'nda tam Ayasofya'nın önünde yakın zamanda kaldırım taşlarını kaldırdıklarında bazı kalıntılar buldular. Belki de bu kalıntılar Justinianus'un bu sütununun kaidesine ait taşlar olabilir. Kaynaklarda sütuna bir kere yıldırımın düştüğü bildiriliyor. Sütunun tepesindeki heykel, eli Bizans'ın düşmanlarına doğru uzatılmış olarak doğuya bakıyordu. Kaskında kocaman tüylü süsler bulunuyordu. Miğferinde de yine tüylü kısımlar bulunuyordu. Bir gün çok kuvvetli bir fırtına çıkıyor, çok kuvvetli bir rüzgar esiyor ve bu heykelin üstündeki tüylerden iki tanesi büyük, iki tanesi yere düşüyor. Daha sonradan bunlar kilisenin hazinesinde günümüze kadar saklandığı söyleniliyor. Heykel 1317 yılında restore edilmiş. Şehir 1282-1328 yılları arasındaki Latin işgalinden kurtarıldıktan sonra yenileniyor şehir. Ama bu yenileme sırasında şehirde çok büyük mali zorluklar bulunuyor ve fon eksikliğinden dolayı gerekli tadilatlar yapılamıyor. O dönemdeki Konstantinopolis halkı heykeller konusunda çok batıl inançlıymış. Sütunun en üstündeki imparator at ve elindeki kürenin çok önemli batıl bir tarafı var. Küre düşerse bunun bir felaket olacağına inanıyorlar. Ayrıca kürenin büyülü olduğunu, Hristiyanlığın İslam üzerindeki gücünü sembolize ettiğine inanıyorlardı. Ama buna rağmen, maliyetine rağmen sütunu güçlendiriyorlar ve restore ediyorlar. Hatta bu çok eğlenceli bir şekilde yapılmış. Heykelin üstündeki tüyleri şu şekilde yeniden yerine koyuyorlar. Ayasofya'nın kubbesinden bu sütunun tepesine kadar bir ip asılıyor ve bir akrobat onun üstünde yürüyerek gidip oraya yeniden imparatorun heykelindeki tüyleri yerine koyuyor. Sene 1427. Heykel Justinianus'un elindeki o ünlü güç küresi top yere düşüyor ve meydanda kaldırıma çarpıyor. Bizanslılar bunu şehrin yakında yıkılacağına, fethedileceğine dair bir alamet olarak görüyorlar. 1493 tarihli bir Alman gravüründe de bir fırtına ve yıldırım sahnesi görülüyor Ayasofya üzerinde ve sütun üzerinde. Osmanlı'nın fethinden sonra Sultan II. Mehmet muhtemelen Belgrad seferinden önce 1456 yılında bu sütunun yıkılmasını emrediyor.